Sana bir sorum var. İş artık gittiğin bir yer mi yoksa yaptığın bir şey mi? Yaptığın bir şey değil mi? Üstelik neredeyse her yerden yapabileceğin bir şey. Ancak sabah işe gidip masana geçmek uyanmanı ve kendini çalışmaya hazır hissetmeni sağlıyordu. Evdeyken durum değişti. Yatağından çıkıp bilgisayarın başına geçmek aynı etkiyi oluşturmadı değil mi? Belki evden çalışmada nasıl verimli olacağını bilirsen evden çalışmaya dair düşünceni değiştirirsin. Ne dersin? Merhaba, ben Canan. İşin geleceği üzerine çalışan biri olarak Deniz Akademi YouTube kanalında esnek çalışma konusunda bazı bilgiler paylaşacağım. Serinin ilk videosunda esnek çalışma modellerinin nasıl çeşitlendiğini anlatmıştım. Bu videomuzda ise evden çalışmada nasıl verimli olacağını paylaşacağım. Evden çalışma herkes için uygun bir model değil. Kendini evde yalnız ve izole hisseden, üretkenliği olumsuz etkilenen, kendini motive edemeyen arkadaşlarına bir hatırlasana. Evden çalışmakta zorlandıklarını, dikkat dağıtan unsurları ortadan kaldıramadıklarını, en verimli olunacak zamanları çalışma saatleri olarak ayarlayamadıklarını görürsün. Bu zorluklar ise evden çalışmanın ilk adımını işaret eder. Yani evden çalışmaya uygun kişiliğin olup olmadığını düşün, zayıf yönlerini belirle ve düzeltmek için ilk adımını at der. Evden çalışma şimdiye kadar kendilerini bir şirkette bulmuş olanlara ulaşılamaz bir fantezi gibi görünebilir. Ama imkansız değildir. Hatta evden çalışma her gün işteymiş gibi odaklanarak yapıldığında ofis politikalarının olmaması, sürekli bölünmeye maruz kalınmaması, işe gidiş geliş stresinin azalması gibi nedenlerle verimliliği artırmaktadır ki araştırma sonuçları da bunu göstermektedir. Evden çalışmada üretkenliğini artırmak için ihtiyacın olan şey yüksek düzeyde kişisel disiplindir. Öncelikle evden çalışmaya gerçek bir iş gibi bakmalısın. İşe erken başlamalısın. Çalışma saatlerin hakkında net olmalısın. İş gününü planlamalı, yapılacak işler listeni kontrol etmelisin. Evden çalışmak için özel bir yer ayırmalısın. Evi paylaştığın diğer kişilere çalışma alanını kullanmamaları yönünde uyarıda bulunmalısın. Çalışma saatlerinde kesinti yapmamakla ilgili hassasiyetini ailene ya da ev arkadaşlarına iletmelisin ki istedikleri zaman seninle plan yapamayacaklarını bilsinler. Dikkatinin dağılmaması için kapını kapalı tutmalısın. Ofise gider gibi bakımlı olmalı, giyimine özen göstermelisin. Sana hak veriyorum. Her sabah ofise gider gibi giyinmek zor gelebilir ama bence bunu denemelisin. Ev ortamını gerçek bir ofis gibi hissettiğini göreceksin. Telefonu elinden bırakamayanlardansan sosyal medya bildirimlerini kapatmalısın ya da uçak moduna almalısın. Ayrıca telefon kullanımını en aza indirmeyi alışkanlık haline getirmelisin. Ha bir de televizyon karşısında çalışmamalısın. Yöneticinle ve ekip arkadaşlarınla iletişimini artırmalısın. Bunun için sabah çalışmaya başlamadan, akşam günü sonlandırmadan evvel işlerin üzerinden geçmek için telefon görüşmesi gerçekleştirebilirsin. Böylece çalıştığın şirkette uzaktan çalışmaya yönelik bir altyapı ya da alışkanlık yoksa iletişim kazalarının önüne geçmiş olursun. Fiziki olarak ofiste bulunduğunda yaptığın gibi kısa molalar vermelisin. Uzun süreli izolasyon moralini ve üretkenliğini olumsuz etkileyeceğinden online görüşme platformları üzerinden ekip arkadaşlarınla yüz yüze görüşmeler yapmalısın. Sen de evden çalışmayla çalışma sürelerinin uzadığından şikayetçi misin? O halde şunu belirtmek isterim ki evden çalışma saatlerinin uzaması çok çalışmak anlamına gelmiyor. Neden mi? Çünkü evden çalışmada sonuç odaklı çalışmak daha önemli hale geliyor. Zamanını ve enerjini doğru kullanarak en iyi sonuçları alman mümkün. Sadece ne kadar iş yaptığını veya bunu kaç saatte yaptığını değil, nasıl çalıştığını düşünmeye ne dersin? Şimdi paylaşacağım şu 5 tekniği uygulayarak zaman ve emek israfının önüne geçebilirsin. İşlerini iş miktarının yanı sıra planlanan son tarihlere göre önceliklendir. Her iş için yeterli bir süre ayır. İşler arasında gidip gelme.
parçalama olarak bilinen bir üretkenlik tekniğini kullanarak her seferinde bir işine odaklan. Bir iş için belirlediğin sürede olduğunda ara ver ve farklı iş için vites değiştir. Daha hızlı çalışmak istiyorsan her şeyin erişilebilir ve organize olması yararına olur. Örneğin, bilgisayarındaki dosyaların yeri ne kadar karışıksa ya da çalışma masan ne kadar dağınıksa o kadar çok dikkatin dağılır. Düzenli bir çalışma alanı zihnini de düzenlemene yardımcı olur. Elindeki işe hemen başlayabilmek için masanı düzenli tutmalı ve bilgisayarının masa üstünü dağınıklıktan arındırmalısın. Bütün gününü dikkatin dağılmış ve verimsiz hissederek geçirdiğinde bazı gereksiz meşguliyetlerin olduğunu görürsün. Her gün gerekli olan ancak seni meşgul eden işlerin varsa onları kontrol etmek için sınırlı bir süre belirlemelisin. En önemli işlerin için en iyi saatleri ayarlamalısın. Büyük bir projenin üstesinden gelmek çok zor görünebilir. Ancak korkma. Bu büyük projeyi bir dizi küçük işlere bölmeyi dene. Hafta boyunca projeyi tamamlamak için üzerinde çalış ve diğer işlerine göre projeyi planla. Verimli çalışma söz konusu olduğunda bir projeye harcadığın çabanın derecesi her zaman kaliteli bir ürünün ortaya çıkacağı anlamına gelmez. İşler yorgun olduğun ve dikkatin dağıldığı için çok uzun sürüyorsa bir şeyler yanlış ilerliyor demektir. Verimli ve üretken biri olmak, işleri önceliklendirmek için yeterli zaman ayırmak demektir. Çalışma alışkanlıklarındaki hataları ortadan kaldırmak, olumlu ve tutarlı sonuçlar almanı sağlayacaktır. Daha verimli çalışmak için atabileceğin en önemli adım, her gün takip edebileceğin bir plan yapmaktır. Sana evden çalıştığında zaman ve enerji kaybını nasıl azaltacağını anlattım. Hepsini takip et ve işverenine, müşterilerine, ekip arkadaşlarına işi layıkıyla yaptığına dair güven ver. Bu güveni inşa etmek için erişilebilir ol. Güvenilen bir çalışan olmanın daha verimli çalışmanı sağlayacağını ve seni daha mutlu edeceğini unutma, olur mu? Bu videodaki bilgileri faydalı bulduysan videoyu beğen ve kendi evden çalışma deneyimlerini yorum olarak bizimle paylaş. Serinin diğer videolarından haberdar olmak için Deniz Akademi kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.